Nerede olmamız gerekiyorsa orada olacağız. Bunun için kiminle karşı karşıya gelmemiz gerekiyorsa ondan da asla çekinmeyeceğiz. Ya olacağız ya öleceğiz haykırışıyla hep daha ileriye doğru gitmeyi sürdüreceğiz. PKK çağırdı, ABD Derik'e koştu. Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatlarıyla terör koridoru projesi çöken ABD hiç ders almıyor. PKK'nın borazanlığını yapan yayın organları, ekranda gördüğünüz Haseki'nin Derik kırsalında çekilen 14 araçlık konvoya ilişkin görüntüleri yayınlayıp, Türk ordusu ve MİT keşif yaptı haberleri yayınlayarak, konvoyu görünce korkudan anında ABD'li sahiplerinden yardım istediği görüldü. Amerikan askerleri uzun bir aradan sonra Derik kırsalında devriye atarken görüldü. Tabii bu durum sahadaki dengeleri daha da değiştirme potansiyeline sahip. Zira Amerika'nın bölgedeki etkisi tekrar artınca Şam rejimi ile YPG arasındaki çatışmalar da tekrar başladı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Sincar'a operasyon sinyalleri verdiği günlerde PKK'yı korku salmış durumda. Haberde Cizre'nin tam karşısındaki bölgeye yeni bir operasyon düzenleneceği, keşfin de bu amaçla yapıldığı iddia edildi. Bazı haberlerde konvoyun Türkiye-Suriye-Irak sınır üçgeninde dolaştığı, olası Sincar operasyonu için hazırlık olabileceği ileri sürüldü. Konvoydan kısa bir süre sonra ABD askerleri, sahiplik yaptıkları PKK'lıları korumak amaçlı koşa koşa bölgeye intikal etti. Amerikan kuvvetleri, Derik sınırlarının Şırnak ve Zaho ile kesiştiği bölgede 6 biredli zırhlı aracın da katıldığı devriye gerçekleştirdi. Rumeylan kasabasının güneyindeki Harap Elcir Havaalanı'ndan kalkan helikopterler de devriyeye eşlik etti. Cizre'nin tam karşısında yer alan Derik bölgesinde 6 Amerikan zırhlı aracı dün devriye attı. Araçların içinde teröristlerle Amerikalı askerlerin olduğu belirlendi. ABD bu vesileyle Derik bölgesine silah, teçhizat ve zırhlı araç sevkiyatına da hız verdi. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne göre ABD 23 Aralık-23 Ocak tarihleri arasında Kuzey Irak'taki üslerden PKK işgalindeki bölgelere 240 tır dolusu askeri malzeme gönderdi. 7 parti halinde gönderilen malzemeler arasında tank ve biredli zırhlı araçların da olduğu ifade edildi. Beyaz Saray'daki görev değişikliği etkisini gösterdi. Biden yönetimi Trump tarafından askıya alınan planları tekrar masaya koydu. Bölgedeki teröristlere 240 tır dolusu silah ve mühimmat yardımı yapıldı. Amerika'da Biden yönetiminin iş başına gelmesiyle Suriye'nin kuzeyinde hareketlilik başladı. Terör örgütü YPG'ye 240 tır dolusu silah ve mühimmat gönderildi. ABD askerlerinin bölgedeki hareketliliğinin olağan dışı olduğunu vurgulayan gözlemevi, güvenilir kaynaklara dayanarak Türkiye sınırına yakın bölgede askeri üs kurulabileceğini ifade etti. Amerika'nın böylesine sıcak bir bölgede burnumuzun dibine üs kurması, Türkiye ile ABD askerlerinin karşı karşıya gelmesi riskleri daha da arttırıyor. Suriye'deki yerel kaynaklarsa 7 parti halinde bölgeye gönderilen silah sistemleriyle birlikte Türkiye sınırına yakın noktada Amerika'nın bir üs kurma hazırlığı içinde olduğunu ileri sürdü. Nerede olmamız gerekiyorsa orada olacağız. Bunun için kiminle karşı karşıya gelmemiz gerekiyorsa ondan da asla çekinmeyeceğiz. Ya olacağız ya öleceğiz haykırışıyla hep daha ileriye doğru gitmeyi sürdüreceğiz. Sevgili kardeşlerim, bu konuda CIA eski başkanı Orgeneral David Petraeus'un muhtemel bir Türk-ABD sıcak çatışmasında neler olabileceği sorusuna verdiği cevap çok dikkatimi çekti. Çok çarpıcı. Basına yansıdığı biçimiyle aynen şöyle diyor. Orada durup iki defa düşünmek lazım. Türklerden bahsediyoruz. Kontrolümüzdeki Araplardan değil, düzenli taktik ve bizde bile olmayan disiplinli bir orduya sahipler. Geri çekilme gibi bir huyları yok.
ve bu ihtimali hiç düşünmüyorlar. Topyekün savaşan bir millet. Olasılık hesapları yapmıyorlar. Akıllarında toprakları ve dinleri varsa kaygılanıp sonlarını düşünmüyorlar. Son 2 yıl içinde ABD PYD'ye teknik bilgi aktarımı yapmış. Ancak Türkiye karşısında hiçbir başarı sağlanamamıştı. Bunu söylememem gerekir. Ama sırf bu yüzden onlarca ABD'li general ya emekli edildi ya da kovuldu. Ülkeye giriş yapan her ABD ve Avrupalı turist adım adım izleniyor. Şu an böyle kritik bir durum hem bizim için hem dünyanın geri kalanı için çok büyük bir risk oluşturur. Evet, açıklama aynen böyle. İtiraf nitelikli önemli bir açıklama. PYD'nin patronunun örgüte yönelik stratejik işleyişiyle ilgili çarpıcı ifadeler içeriyor. Bunun yanı sıra daha önce de sıkça ifade ettiğimiz gibi ABD'nin Türkiye ile askeri açıdan doğrudan karşı karşıya gelmek, çatışmak, savaşmak en son isteyeceği şeydir. Diğer yandan ABD Dışişleri Bakanlığı Suriye'de ana omurgasını terör örgütü PKK'nın oluşturduğu SDG'ye destek vermeye devam edeceklerini açıkladı. Bir soruya yazılı cevap veren ABD Savunma Bakanlığı Sözcülüğü, SDG'ye yani PKK'ya övgüler yağdırarak şu ifadeleri kullandı. Sağda DAEŞ'e karşı mücadelede aslan payını alan Suriye Demokratik Güçleri, yetenekli ve kararlı bir askeri ortak olmaya devam ediyor. ABD'nin desteği olmadan DAEŞ teröristlerini kökten temizleyemez ve hala göz altında olan on binlerce DAEŞ'li tutuklu ve aileyi koruyamazlar. ABD, Suriye'nin kuzeydoğusundaki SDG ile yakın koordinasyon içinde olmaya devam ediyor. Suriye halkının geleceği için gerekli istikrar ve güvenliği sağlamak adına desteğimize devam edeceğiz, diyerek bizim aklımızla alay etmeye devam ediyor. Tüm bunların sebebi çok açık. ABD burada ikinci İsrail istiyor. Tıpkı İsrail gibi bir garnizon devletçiğini bu bölgeye monte etmek istiyor. Nil'den Fırat'a kadar vaat edilmiş topraklar inancına dayalı teolojik saplantılarında kısmen karşılığı alınmış olacak. Hangi yöntemleri geliştirirse geliştirilsin, Türkiye'nin teröre karşı onurlu, kararlı mücadelesi sürmeye devam edecektir. Tüm bunlara heveslenebilirler ama kolayca da elde edemezler. Biz de boş durmamalıyız. Tüm ihtimalleri göz önünde bulundurmalıyız. Devlet millet bütünleşmesiyle iç dış cephede tunç olma halimizi sürdürmeliyiz. Bunu başardığımızda gücü ne olursa olsun hiçbir kuvvetin bileğimizi bükemeyeceğine inanmalıyız. Tıpkı Çanakkale'de olduğu gibi. Türkiye'yi iç ve dış politikada hak ettiği gibi anlatmak ve insanları bilgilendirmek için yoğun araştırmalar ve emekler harcadığımız Savunan Adam kanalımıza katılarak ve abone olarak destek olmayı unutmayın. Selam ve dua ile.